arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Fatma'nın evindeyiz. Bakalım neler yapmış, neler pişirmiş bize. Onları işleyiş zamanına göre ben size sunacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Arkadaşlar, Fatmacığım çok güzel şeyler yapmış. Afiyet olsun bize o zaman. Hanımlarımız çalışıyor. Maşallah, maşallah. Farmasi eşliğimizi sütlaçlarımız. Fatmacığım sağ olsun. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Dikmiş halde var mı bunun? Çok güzel görünüyor. Şu çiçeklerin şirinliğine bakın arkadaşlar ya. Nereden aldın bunları Fatma? Biz Yücelciye'den almıştım. Harika. Çok güzel. Kuru güllerimiz olsaydı onlardan da atardık sularımızı. Fatma bu işleri biliyor Hacer. Çok güzel olurdu Fatma. Alacağım onlardan. Hiç bilmiyorum, hiç de duymadım. Alacağım. Bana yapın öyle. Ben de istiyorum. He vallahi. Ayakta sosyeti. Kuru kuru. Konuşabiliyorsunuz. Beni izliyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun mu bize o zaman arkadaşlar? Olsun olsun. Olsun olsun. Evet arkadaşlar, şimdi size almış olduğum sütten iki tane ürün çıkaracağım. Birincisi yoğurt mayalama. İkincisi sütlaç yapımı. Sütlaç yapımına başladım. Gördüğünüz gibi 2 su bardağı pirinç kullandım. Şöyle normal su bardağından. Çünkü artan sütüm bayağı çok, 3 litre kadar var. Bundan sütlaç yapacağım. 2 su bardağı pirinci güzelce yıkadım tenceremin içerisinde. Ondan sonra üzerine bayağı çıkacak kadar su koydum. Şu an kaynıyor. Pirinçlerin diriliğine göre hareket edeceğim. Bayağı pirinçlerin pişmesi lazım ki özleşsin sütlacımızın içerisinde. Yoğurduma gelecek olursam onu ilerleyen zamanlarda yapacağım. İzlemede kalın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pirincim pişti. Şöyle netleştireyim. Gördüğünüz gibi pişti. Çok da güzel kıvam almış. Aynen bu şekilde pişmesi gerekiyor pirincin. Ki sütlacı pişirdiğimizde içinde pirinçler diri diri kalmasın. Şimdi bunu pirincin soğuması gerekiyor arkadaşlar. Pirinç soğuduktan sonra sütlacın yapımına devam edeceğim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, pirincim ıladı. Ben sütlacı yaparken nişasta kullanmadığım için veya pirinç unu kullanmadığım için o yüzden çok pirinç kullanıyorum ki özlü olsun. Çok pirinç haşlamamın sebebi de bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. İsterseniz pirinç miktarını azaltabilirsiniz. Bence gayet iyi. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Ben bunu 3 su bardağı şeker kullanacağım. Sizin damak lezzetine göre kalmış. Siz isterseniz fazlalaştırıp çoğaltı azaltabilirsiniz. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyorum sütlacımızı. Bayağı özlü bir şekilde kaynayacak. Bayağı azalacak sütü. Çekecek kendini pirince. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Kısık ateşte fokurdayarak kaynıyor, özleşiyor. Ondan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sütlacım bayağı bir kaynadı. Bir saatten fazla kaynadı özleşsin diye. Bu arada ben içine bir su bardağına yakın su koydum. Bunu da hatırlatmış olayım yapacak olan arkadaşlara. Bayağı özleşmiş. Şimdi içine 2 tane vanilin atacağım. İsteyen bir tane de atabilir, isteyen hiç atmayabilir. Vanilin atınca daha çok lezzetli oluyor arkadaşlar sütlacımız. Böyle de yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra sütlacımız hazırdır. Evet arkadaşlar, şimdi ocağımdan aldım sütlacı. Tabaklara dolduracağım tek tek. Arkadaşlar, sütlacım tam bu kadar çıktı. Şimdi bunları buzdolabına koyacağım. Daladıktan sonra isterseniz soğuk, isterseniz sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, dün dediğim gibi size yoğurt mayalayacağım demiştim. Fakat dün yemekte bulaşıktım vesaire derken yoğurt yapmaya fırsatım olmadı çünkü saat çok geç olmuştu maalesef. O yüzden bugün yoğurt mayalayacağım. Sütüm fazla soğumadan yoğurdumu mayalayayım dedim. Sütümü öncelikle ısıttım ama yoğurdumu yapmam için şu an benim küçük bir misafirim var. Kim acaba? Gelsin o zaman. Evet arkadaşlar, misafirimiz biraz nazlandı. O zaman gelsin misafirimiz. Hadi yoğurt yapmaya başlayalım o zaman. Gel bakalım küçük misafirimiz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız Baran bugün? Yoğurt mayalayacağız. Evet, yoğurt mayalayacağız. Nasıl mayalayacağız? Öncelikle sütümüzün sıcaklığını ayarlayarak mayalayacağız Baran. Sütümüzü şöyle küçük parmağımızı sokup 8 saniye kadar dayanıyorsa yoğurdumuz mayalanmaya hazır demektir. Sütümüz mayalanmaya hazır demektir anneciğim. Tamam mı? Bunu öğrenmiş ol. Sıcak değil mi anneciğim? Evet. Bence biraz daha sıcak olabilirdi. Biraz daha ısıtalım mı? Benim 8 saniyeden fazla dayanıyor. O yüzden biraz daha ısıtalım. Tamam.
sütümüzü. Ondan sonra devam edelim, tamam mı? Evet arkadaşlar, şimdi ısındı. Yine sütümüze parmağımızı sokuyoruz. Tabii ki bir yetişkin parmağında. 8 saniyede tuttuğumuz zaman dayanıyorsa sütün sıcaklığı idealdir arkadaşlar. Şimdi şöyle yoğurt, mayalık yoğurt hazırladım. Ben arkadaşımdan aldım. Kendimde yoğurt kalmamış. Öncelikle püf noktalarını göstereyim. Şimdi buradan sütten bunu aktar biraz dökmeden. Şöyle kenarından. Şöyle kenarından. Bunu bir karıştıralım. Yoğurdu. Ben küçük mi? Küçük küçük. Evet, karıştır anneciğim. Şimdi sen biraz karıştırayım. Böyle karıştırdım arkadaşlar. Daha böyle. Annem akıcı. Daha iyi karıştırıyor. Şöyle ben karıştırayım, sana yardımcı olayım. Tamam. Şimdi bu yoğurdumuzu, mayalını hazırladık. Şimdi şu kenardan bu yoğurdaki mayalı şöyle kenardan dökeceğiz Baran. Şöyle bununla. Bunu alalım. Evet anneciğim, aferin sana. Taştı. Geri kalanını da koyalım. Taştı anne. Olsun, bir şey olmaz. Sileriz geçer. Sileriz sonra anneciğim. Sonra ne yapıyoruz Baran? Sen bu içine yoğurdu koyduk ya. Şöyle dibinden çok hafif bir şekilde karıştırmak gerekiyor. Ben sana göstereyim, sen devam et. Kaymağı kaybolmadan, üstündeki kaymağı. Şimdi ne yapıyoruz Baran? Ne yapıyoruz anne? Bitti artık işimiz. Kapağımızı kapatıyoruz. Ya. Evet. Kapatalım hadi kapağımızı. Şu kulakları birbirine denk gelsin. Evet anneciğim. Çok güzel. Şimdi yoğurdumuz mayalanmaya hazır arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Çok fazla kımıldatmadan bunu ben yardımcı olayım. Çünkü sıcak tutamazsın sen anneciğim. Şöyle bir kalk anneciğim, ben bir oraya yerleştireyim. Çok sıcak. Şunu şöyle dikkatli bir şekilde, çok fazla kımıldatmadan. Ne kadar sıcak durursa o kadar güzel mayalanır yoğurdunuz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şey gibi saracağız yani. Bohça gibi sardık bunu. Gelin bohçası oldu. Arkadaşlar yoğurdumuzu bir gece bekletiyoruz. Bir gece değil. Ben tabii ki gündüzden yaptığım için 8 saat beklese yeterli. Bakarsınız tutmuşsa olmuş demektir. Tutmamışsa biraz daha bekletin. Ne kadar sıcak olursa, sıcak bir ortamda durursa o kadar güzel mayalanır yoğurdunuz. Değil mi Barak? Bir şey demek ister misin? Söyleyeyim. Ne istersin anneciğim? Söyle bakalım. Anneme abone olun. Olanları yanaklarından öpelim. Bu kadar. Benim de öpecek misin? Evet. Hadi öp bakalım. Hadi bye. Hadi hoşça kal de. Hoşça kal arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar yoğurdumuz mayalandı. Bir gün beklendi. Bir gece beklettik değil mi Barancığım? Evet. Şimdi açalım bakalım nasıl tutmuş. Merak edenler olabilir. İşte arkadaşlar. Şöyle bir hafif parmağını sokma anneciğim. Çok sağ. Şöyle hafif şöyle bir kımıldatalım. Çok sağ. Bakın anne, taş gibi mi? Tutmuş arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Sen bunu öneriyor musun herkese Baran? Güzel oldu mu sence? Ben yoğurdumuz. Bence çok güzel oldu. Hele senin ellerinde tatlı ballı kaymak oldu bence. Bir de arkadaşlar ben bunu yani yiyeceğim yemek şey yapıp. Yani size de öğreniyorum yemek yapıp. Mesela istediğin şey meyve koyabilirsiniz. Evet, meyveli yoğurt da olabilir. Reçel yemeklerin yanına da koyabiliriz. Reçel yapabilirsiniz. Evet. Reçella. Ben bunu yiyeceğim ama. Sen bunu tuttun yani bu yoğurdu. Herkes sever değil mi? Herkes yapsın peki yoğurdu Baran. Yapsın. Bence de yapsın. Olanlar o zaman ne yapalım? Böyle yapalım. Olanlar yapsın işte. Bence çok güzel oldu. Tamam. Hoşça kalın. Hoşça kalın.